anlatmak durumundayım bu anı. Ne yapayım yani? Merhabalar, ben Zeynep Üner. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı, herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcast serim Nasıl Olunur'a hoş geldin. Bu biraz tanıdık mı Zeynep acaba? Niye çağırdım zannediyorsun seni buraya? Hep soru soran taraftasın. Nasıl, bu taraf nasıl cevaplayacaksın şimdi? İnsan kendini sorularla keşfediyor ya, güzel soru soran varsa. Bu şahane bir fırsat. Baskı altında tutmadığın için teşekkür ediyorum. Benim yayıncı olarak seninle ilgili en beğendiğim, hayran olduğum konu senin gazeteciliği. Yani gazetecilik Türkiye'de çok enteresan yerlere geldi. Ama sen mesleğinin en iyi yönünü, editörlüğünü aldın. Onu her formata uyarlayabildin. Ben bunu yayıncı olarak gerçekten hep örnek aldım. Yani ben de bunu yapabilmeliyim. Yani evet. Sen editörlüğünle bir yemek programı yaptın. İçinde çok farklı gustolar barındıran. Sen editörlüğünü aldın. Şu anda muhteşem bir podcast yapıyorsun. Kitap yazabiliyorsun. Bunu biraz sormak istiyorum. Nasıl oldu bu manevra kabiliyeti midir? Nedir? Ya aslında öyle de diyebiliriz. Bugün şirketlerde hep konuşuyorlar ya, dönüşüm, işte esneklik, bir mesleği, bir işi daha doğrusu başka işlerde de kullanmak. Ben onu görüyorum aslında, içerikçilik ya. Hani iyi editörlük ve iyi içeriğe meraklı olmak. Instagram postu yazarken de bu aslında çok önemli bir şey ama birini anlatır gibi anlatmak da mühim. Böyle bir yerden, yüksek bir yerden bakmamak da önemli. Öyle bir şeyim olduğu için, merakım olduğu için diyeyim, keyifliyim gerçekten. Hakikaten benim için içerik önemli. Ne var önemli. Burada da haber nedir o önemli. Bilgi nedir, buradaki ilginç şey nedir o önemli. Zaten böyle hayata bakış açın o oluyor. Hani bir laf vardır ya, elinde çivi olan... Yok, hayır. Elinde çekiç olan her şey çivi olarak görülmüş. Doğru. Her şeye öyle bakıyorsun. Ya burada ne haber var? Biriyle konuşurken de öyle bakıyorsun. Manava gittiğinde de öyle bakıyorsun. Sana bakarken de ya bu insanın iyi huyu nedir, güzellikleri nedir diyorum mesela. Ondan sonra ben seni başkasına anlatıyorum. Yani bu benim çok hoşuma giden birisidir. Seni biriyle tanıştırıyorum. O işleri bir arada yapmanızı sağlıyorum. Ben hep böyle bir insan olmayı sevdim. Haber açısından da öyle. Yani dönüştürücülük, elinde öyle bir şey varsa mutlaka dönüşüyor. Senin podcastinde Serdar Erener demişti ki içerikçilik bütün her şeyi değiştirecek. Evet. Hatırlıyor musun? Ondan biraz bahsetsene bu içerikçilikten. Çok iyi hatırlıyorum ya. Yani çünkü o gazetecilikle ilgili de çok güzel bir şey söylemişti. Demişti ki içerikçiler çok önem kazanacak. Zaten kazandılar. Çünkü şeffaflaşma çok büyük etken. Bugün dünyada bütün herkeste bunu görüyoruz. Biz eskiden ona benzer bir şey söylemişti. Şimdi onun cümlesini yanlış aksettirmek istemem ama reklamcılık yaparken demişti bize eskiden. Şirketleri daha iyi göstermeye çalışıyorduk da, uğraşıyorduk da, bunun için de çaba harcıyorduk. Bugünse ne kadar iyi oldukları çok önemli. Çünkü artık her şey çok şeffaf. Yani her şey Instagram'da, her şey sosyal medyada. Yani bir şeyi saklamak hiç de kolay değil. Bunun için de bir kere şirketlerin daha dürüst olması lazım. Daha şeffaf olması lazım. Bunun da iyi aksettirilmesi lazım. Bunu da kimler yapacaklar? İçerikçiler yapacak. Bu içerikçilerden bir kısmı da biz gazetecileriz aslında. Yani 16 yaşımdan, 17 yaşımdan beri yaptığım iş olduğu için de belki alışkanlık. Bunu biraz anlatır mısın? Bu gazetecilik dünyanı. Çok kısaca, çünkü çok röportajlarında var ama benim evime ilk defa geldiğim için şöyle gömülüm. Şöyle bir kaykılıp bu meslek hayatını ve görünenden fazlası var. Yani bu nasıl başladın, nasıl devam ettin, nasıl dönüştün? Birazcık o yolunu anlatır mısın? Ben hiçbir zaman tabii hiç popüler tarafında olmadığım için hep yazı işleri. Yani işte 17 yaşımda ben stajyer diye girdim ve her işi yaparak, yani bildiğin her işi yaparak, kahve getirerek, o zamanlar diyalara böyle looplarla bakardık. İşte orada asistanlıklar yaparak, sayfa çizerek, kültür sanat sayfası da yaptım, cenaze sayfası da, spor sayfası da yaptım, politika sayfası da yaptım. Şimdi bu programa sığmaz bütün gazetecilik mevzunu, görünenden fazlasını anlatmak ama. Bana böyle üniversitelere falan gittiğimde sordukları zaman işte dergicilik nasıl falan.
hakikaten en güzel ve en kötü tarafı aynı. Bütün hayatını ele geçiriyor. Tabii. Yani birileri işte komşuya gidiyor, tatile gidiyor. Oranın tadını çıkartıyor. Sen ondan ne konuşuyorsun? 8 kere çevirip çıkartacak konu kovalayabiliyorsun. Kitap. Bu bir yaşam nasıl şekli. Kitap okuyorsun mesela, değil mi? Evet, bundan ne haber olur? Dergiyi bırakıp televizyona geçtim ve kitap okumaya başladım. Dergide yazı işleri müdürlüğü yaptım uzun bütün yıllar. Bütün her şeyi okuyorsun. Geri oku, gidiyorum. Oku. Hmm. Yani anlıyorum, kontrol ediyorum. Kitap, bu sefer kitaba başlıyorum. Hata görüyorsun. Kitapta mesela veya 30 sayfa sonra bir bakıyorum. 30 sayfa okumuşum ve ne okuduğumun farkında değilim. Hmm. Ezber okumuşum. Sanki böyle hata bulmak ister gibi. Hmm. Samimiyetle söylüyorum, ben dergiciliğin en yani mesela yayın yönetmeniyken değil ama yazı işleri müdürüyken kitap okumadım. Yani böyle bir error verdi bende. Ya sistem. Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Zor ya. Sen yıllar sonra, 20 küsur yıl sonra gazete ekleri patronluğunu, ben de dergiciliği bıraktım 21 yıl sonra. Ya bunu seninle paylaşmamız lazım. Ya nasıl da o hani o güçten düşmek demiyorum çünkü ben konuyla çok barışım, senin de öyle olduğunu biliyorum ama evet. Biliyorum ki yadırgadığımız şeyler oldu yani. Onu birazcık paylaşalım mı? Inception'da mıydı? Şimdi Türkçesini ne diye çevirdiler? İngilizce isim söylüyor olmayayım da film var ya işte. film var ya. evet. Leonardo DiCaprio'nun oynadı. Orada bir topaç mı ne vardı? Uyandığını öyle fark ediyorsun. Bazen kendinin ne olduğunu fark ettirecek insanlar lazım. Yani çünkü çok yoruluyorsun. İnsanlar beni böyle görüyorlar. Acaba ben öyle miyim? Yani ne kadar şöyle bir konumdaydım. Bir de şöyle, sende de onu görüyorum. Şöyle bir durum var. Ben daha önce yöneticiydim. Bir ekibim vardı. Karar veren insandım. Maaş belirliyordum. Ne bileyim, pek çok şeyi yapan bir insandım. Ben bundan düşemem. Asla devam. Şimdi yani uzanacağım buraya. Kusura koltuğum. Evet, anlatmaya devam et. Ben şey çocukluğuma başlayayım. Evet. Psikolojik seni kucağına yatmam lazım. Değil mi? Ne kadar bu sen mi, koltuk benim, ben bekliyormuşum. Senin? Evet ya, gerçekten. Yani ben ya şunu demek istiyorum. Her zaman o gücü, ya sen iyisin, güçlüsün, şöylesin, böylesin. Bazen de lazım yani, hani senin kendine kuvvetini getirecek insanlar. Peki sen döndün mü oradan? Yani dışarıdan bakınca döndün gibi geliyor bütün tabii, bu tabii, zor tabii. Kısımdan. Tabii ben çok... Doğru ama, insanlarla yan yana geldiğin için mi, kendin pes etmediğin için mi sence? İşte hiç pes etmiyorum. Bende şey yok işte. Hani yeniden müdür olayım. Titirler hiç umurumda değil. Tam tersine işte bıraktığımız titirler, evet, bugün neredeler hiç umurumda değil. Kendin bir iş yapmak çok daha iyi hissettiren bir şey. Bırakamayan insanlar da bana biraz kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama ne bileyim şey görüyorum ya, zayıf. Hayatta sadece gazetecilik için değil, bir erkek de söz konusuysa, doğru, bazen doğru, ailenden biri de söz konusuysa, bazen evin... Ben tam bıraktıktan 2 gün sonra hediye alacağım, havalı bir mağazadayım ama o mağazada da indirimim var rahatlığındayım. Evet. Ya 3 gün olmuş, kasaya gittim. Tamam, dediler ki bir de adımı falan da biliyorlar. İşte evet. Zeynep Hanım, indiriminiz iptal oldu filan. Ben de daha küllerim soğumadı ya. Onu o anı hatırlıyorum. Benim kartımı geri istemişlerdi. Doğru zamanda bırakmak iyi bir güç veriyor. Sonra sürünsen de. Tabii tabii tabii, çok iyi bir his ya. Bunu yapabileceğini kendine öğretmen çok güzel bir şey. Çok psikolojik bir program yapıyormuşuz gibi oldu. Birazcık öyle, doğru. Ama sevdim bak bu kısmı. Ah, kitapların. Kitaplarını getirmem lazım bu sorum için. Evimizde kütüphane de var çünkü. Evimin baş köşesinde kitaplarım duruyor tabii ki de. Yazabilmeye zaman bulmuşum yani. Çok güzel. Ödül aldı değil mi? Kandan ödül aldı. Gümüş ödül galiba. Kapağıyla aldı. Evet, kapağıyla aldı, biliyorum. Çok çok güzel. Bütün böyle insanları plajda bunların fotoğraflarını çekip seni terlediğin, evet, insanları. Evet ya, Yiğit Karagöz şahane bir kapak yaptılar Uğurcan Ataoğlu ile birlikte. Uğurcan 2 kapağımı da yapan kişi. Sade şahane. Tekin çizdi. Bunu da ama Yiğit'in şu olay var ya. Evet, yani evet, bu şahane güzel bir şey. Kaç? Bir daha göstersin mi onu? Bir daha göstereyim. Çok ya, güzel. Pardon, bu gözümü açık tutmak. Evet, onu kapatacağım. Şöyle bir şey. Yüzlerce insan kitabı okuyup Instagram'a böyle fotoğraflarını koydular. Bana gönderdiler. Evet. Ya bu şahane bir histi. Yani Yiğit'e çok şey borçluyum. Uğurcan'a çok şey borçluyum kapak için. Her umut orta karar. Bu şimdi bambaşka bir proje olarak da karşımıza, evet, ama bununla ilgili önce bir sormak istediğim bir şey, bir alıntı.
Hayatları, umutları, korku, acı ya da mutlulukları bizim kararlarımızla iç içe insanlar var. Ve bazen yaptıklarımızla olduğu kadar yapmadıklarımızla da başarılı, harika, üstün ya da suçluyuz. Hı hı. Çok etkileyici geldi bu. Bir de podcastinde Cem Yılmaz benzer bir şey söyledi. Evet. Yanılmıyorsam yapmadıklarımızla. Yapmadıklarım çünkü benim için de çok etkileyici bir anda. Yapmadıklarımız da kim olduğumuzu belirler. Hele bugün tamamen o belirliyor bazen. Evet. Yani tabii yani o bir denge. Yaptıklarımız evet. olmak zorunda ve yapmadıklarımız yani niye bugün tamamen diyorum? Çünkü bugünün hızı, bugünün insan tipi, herkes bir yerinden çekiştiriyor. Yani zaman da çekiştiriyor, hız da çekiştiriyor, insan tipleri de çekiştiriyor. Ülke şartları da çekiştiriyor. Yani işte hafif bir popülerlik gördüğünü ne yapıyor? Hemen burada da olsun, orada da olsun, oraya da koyalım, burada da sırıtsın. Şunu şöyle de tutsun, böyle de tutsun. Yani ben çok sıkılıyorum o işlerden. Her umut ortak arar. Şimdi bir de bambaşka bir formatla karşımızda. O yeni evet. bir proje, onu da sormak istiyorum. Nedir senin bu bina merakın? Ve ne bina... oldu, neye dönüştü? Biraz anlatsana. Ya çok acayip, bunu böyle çok yani. Uzun anlatıyorum ama kısa anlatmak istiyorum. Ne güzel de okuyorsun kitabın ismi. Ulamalı olduğu için zor bir isim aslında. Şöyle ki pandemi de başladı benim. Böyle hep apartmanlar, tarihleri, isimleri çok merak ederdim. Sürekli fotoğraf çekerim ben. Zaten çok o anlamda Japon bir insanım. Pozitif ayrımcılık yaptığım için herhalde bu sorun sayılmaz. Apartman fotoğraflarını çekiyordum ve tarihlerini, mimarlarını merak ediyordum. Özellikle isimlerini, niye bu isimler konmuş? Ve bazı ortak özellikler fark ediyorsun. Mesela Kurtuluş gibi semtlerde birlik, beraberlik, daha başka sosyal analizler yapılabilecek isimler fark ediyorsun. Bazen çok gururlu isimler, bazen insan isimleri. Türkler ve bir tek azıcık Japonlar isim koyuyorlar binalarına. Ben isim peşinde koşarken pandemide şöyle bir şeye başladım. Arkitekt dergisi var. 1930'lardan bu yana çıkmış. Üç mimar çıkarmış. Zeki Sayar ve arkadaşları. Ve orada 1930'larda yapılan bazı binaların hikayelerini okuyabiliyorsun. Mimari hikayeler. Ve ben eski bir İstanbul semti sayılabilecek yerde oturuyorum. Sağımdaki bina, solumdaki bina bugün nasıl? Yıkılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş, karşılaşmalı. Ben bunları Instagram hesabında paylaşım. Hangi Instagram hesabı? İkinci kitabımın kimse almasın aman diye açtım. Boş evet, duran bir evet. Instagram hesabına paylaşmaya başladım ve bu kadar ilgi göreceğini ve benim de bu işi. 50 bin takipçi. Evet baktım, şu anda evet. O kadar var ve sitesini yaptım. Esas iş oydu ve evet. yani şimdi gelişiyor. Nedir bu kolektif proje? Bir hafıza projesi. Yani ben binaların hikayelerini anlatıyorum. Nasıl binalar? Hikayesi olan ya da mimari açıdan değerli hikayeler. Ama sen biliyorsun ki ailenin yaşadığı bilmem ne apartmanı var. Mimarını biliyorsun, ailenin hikayesini yazmak istiyorsun. Sen de bana konuk yazar oluyorsun. Fotoğrafları olabilir. Senin küçükken önünde çektirdiğin bir fotoğraf da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Onunla birlikte bana yazıyorsun. O zaman konuk yazarım oluyorsun. Ama bunun önemi şu. Bir hafıza projesi demem de o. Yunus Nadi Vedat Tek'e bir apartman yaptırıyor ve 80'lerin ortasında o apartman yıkılıyor. Düşün, Yunus Nadi gibi kaç adam evet. var? Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu adam yani. Hani balonla seyahat etmiş ve bunu anı olarak yazmış bir adam. Vedat Tek gibi tek bir mimara yani bina yaptırıyor, fotoğrafını bulamıyoruz bugün. Fotoğrafı olsun, kaydı olsun. Yani sitede girebiliyorsun, semtlerine bakabiliyorsun, mimarına göre araştırabiliyorsun, blog yazıları görebiliyorsun gibi gibi. Röportajlarından önce endişeleniyor musun? Rahatım, rahatım. Yani sadece o anonsu okumak sıkıcı geliyor bana. Ya da çaldığım, başında... az önce çaldığım anonsu. Sen güzel okuyordun, sen oku Allah için. Sıkılıyorum, onu hala kağıttan okuyorum. Ezberleyemedim ya çünkü bir şeyden okuyorum. Ama sadece şey oluyor bende, bazı konuklarımın özellikle yaşı belli bir yaşta olan konuklarımın çok kitapları oluyor. Ve ben de takıntılıyım onları okuma ya da en azından bir bakmış olma ihtiyacı hissediyorum. Ya geçen bir konu mu 45 kitabı var ya ne yapıyorsunuz? Yani 45 ne nedir? Yani en azından onun hayatıyla ilgili olanlar 9, 9'un 7'sini okudum falan. Yani öyle şeyler oluyor. Yoksa wow. heyecanlanma olmuyor. Sihirli bir an için hazır mısın? Her senin zaman. Salonumdan sihirli bir kapıyla bak bakalım. Bakalım neler göreceğiz. Tavşanı takip ediyorum ben. Hadi gel. Tavşan burada. Sihirli kapı. Wow. Tada. Marifet boşluğuna hoş geldin. Çok hoş, çok hoş. Şimdi marifet mi sergilemem gerekiyor? İyi bir podcastçi nasıl olunur?
Nasıl olunur bilmiyorum. İyisi, iyi olmaya çalışıyorum. Ama herhalde dürüst olarak, kendi yapmak istediğini yaparak, iyi içerik yaparak olunur diye düşünüyorum. Yani çünkü kurallarla olsa herkes diyor ki 15-20 dakika yeterli. Gerçekten de hakikaten bugünün hızında, çağında insanlar 3 dakikalık şarkıyı bile ileri alırken belki de öyle yapmak lazım ama benimkileri biliyorsun uzun uzun. Yani sohbetle, herkes kendisi nasıl yapmak istiyorsa. Beni podcastine çağırır mıydın? Çağırırdım, senden iyisini mi buluyordu? Senden iyisini mi bulurum yani? Şaka yapıyorum. Mesela ne sorardım? Birazcık öğrenmek için bana, hadi mesela bir test yayını yapalım. Tamam. Öyle İlk DJ önce... gibi mi takmam gerekiyor? Şöyle tamam. Takıyorum ben seni duymak için. Neler sorardım sana? İlk önce seni böyle tanırdım. Önden konuşurduk, hı-hı, ederdik vesaire. Biraz seni tanıyorum zaten. Görünür ve görüntüyle yapılan bir işte nasıl bu kadar iyi içerikçi olunur? Hala içerikçi olmak gerekir mi? İçeriğe niye bu kadar önem veriyorsundan başlardım herhalde. Kendine ait enteresan tecrübelerini de sorardım tabii. Bu kadar, hı-hı, insan gördüm ve birini muhtemelen sen, yani ben de hafta sonu eki yaparken ona çok dikkat ederdim. Hala bugün de insanlara onu dikkat ederim. Neleri seçtiğimiz çok önemli ya. Sen de insanların muhtemelen iyi taraflarını görüp göstermeye çalışıyorsun. Yani güzellikle sadece fiziki güzelliği kastetmiyorum. Ondaki iyi yönü bulup çıkartıp onu ortaya koymak şahane bir özellik aslında. Bunu nasıl yapıyorsun? Vallahi gerçekten cevap vereyim mi? Podcast gibi mi? Tamam. Evet. Aa, vallahi Nihar'cığım önce teşekkür ederim. Podcast'ta konuk olunca direkt şımaracağım. Ya iyilikten ilham alan bir insan olduğum için her türlü hepimiz, bir kere. Evet, yani şeyde çalışma temposu olarak da mesela pek çok yayıncıyla, patronla da çalıştığında kimi kötülükten de güç alan var, beslenen var galiba da ben böyle hadi eller üst üste koyalım, var mıyız, büyüyüz falan, ben ocuyum ve böyle evet, iyilikten beslenen bir insanım ve kapak çekimleri, çekimler orada güzel göstermek tek yol benim yaptığım işte. Çünkü kurgu bir iş. Hmm. Yani konuşmuştuk yani gidip birini davet edip, yani siz düşünsenize bir insanı stüdyonuza davet ediyorsunuz, kapak yapacaksınız. Üstünü değiştiriyorsunuz, ona styling yapıyorsunuz, onu bir konsepte sokuyorsunuz. Prenses mi yapıyorsunuz, kraliçe mi yapıyorsunuz? Yani böyle sokak modasına yırtık böyle bohem bir tip mi yapıyorsun? Ondan sonra saçını yapıyorsun, makyajını yapıyorsun. Aslında soyuyorsun. Ondan sonra karşısına gidip nanik yapamazsın. Yani çok ayıp bir şey yani. Sana yani çok sert sorular, onunla yüzleştirmeler, senin kafan şöyle mi çalışıyor ya da sen neden bunu yaptın? Ya o zaman o belden aşağı vurmak. Yani dolayısıyla benim moda sektörü, kadın dergilerinde o gerçekçiliği başka türlü yapıyorum. O zaman ona göre bir konsept kuruyorum. O zaman bambaşka ama hep bir kurgu dünyayı yaratıp sonra da diyorum ki biz sizinle yüzleşeceğiz, okey misiniz? Ama şu da enteresan. Bak senin sorun o olabilir. Bu kadar kurgu bir dünyanın içinde nasıl gerçek kalınır? Görünenden fazlası programı sunmak ister misin? Aşırı iyi. Bu çok iyiydi. Peki sana hızlandırılmış bazı sorular. Ha. Türkiye'de yemeklerine doyamadığın bir şehir. İstanbul ya, İstanbul. Çünkü bütün şehirlerin karması burada var. Yani Londra'nın İngilizlerin yemeği mi var derler de büyük bir yemek cenneti olması gibi. New York'ta da öyle. Yani bütün dünyadan en çok orada buluyorsun. Hmm. Yani İstanbul'da da Antep'in iyisini buluyorsun. Yani tabii Antep'te yapılan baklava oranın havası, suyu, şekeriyle bambaşka baklava oluyor. Orası ayrı. Ama yine de tek bir şehir seç desen İstanbul'dur, İzmir'dir. Benim için. Yoksa Hatay'ı da var, Antep'i de var, pek çok şehir var yani. Ama onların toplandığı yer olduğu için hemen İstanbul. Hemen görünenden fazlası. Aklına ilk gelen, hiç aklımıza gelmeyecek ama çok iyi bir restoran öner. Fauna'yı çok seviyorum ben. İnşallah uzun sürede kalsın. Fauna Ataşehir'de bir beyefendinin restoranı. Zaten 3 kişi çalışıyorlar galiba. Rezervasyonlu gidiyorsun. Kendisi makarnasını açıyor. Ya aklına gelmeyecek. Yoksa Karaköy lokantası müdavimlik sağladığı için çok severim. Ben esnaf seviyorum artık ya. Bu kadar da fine dining restoran programı çekmeme rağmen esnafa döndüm. Dönüş. Bu soruları niye sordum eski bir time out çalışanı olarak? Bunu seviyorum ya, bu tipleri almayı seviyorum. Güzeldir, ben de severim. Peki hayalindeki podcast konuğu? Kimdir? Brian Eno, yapımcı. Çok seviyorum. İlk aklıma o geldiği için. Neden o geldi aklına? Niye? Şahane bir adam. Yani müzik dünyasında kim varsa aslında ortaya o çıkarmış. Yani nasıl olunur, nasıl yaptın? Yani kendin nasıl oldun? Bir de bunları YouTube'dan tut da R&M'e kadar. Yani ve kendisine...
hayranlık duyan insanlardan da hoşlanmıyor. O hayranlık ilişkisini bitirmiş bir adam ve herkes onun dediğini dinliyor. Çok acayip bir şey. Şu sıralar duymaktan sıkıldığım bir cümle. Ya onu cümle haline getiremem. Herkes farklı şekillerde o cümleyi kuruyor ama bir şeyler istenmesi. Tamam, herkes her şeyden bir şeyler istiyor. İyi gördüğüm her şeyi, o alanım neyse, yani sosyal medya olabilir bu, kendi yayınlarım olabilir, onu görüp göstermeye çalışan bir insanım. Yani yazılarda öyle vesaire, ama bu senin görevin oluyor ve bu senin sorumluluğu ve bunu da göster, bunu da yap. Evet. Nilay Hanım bunu da paylaşın. Ya ben bundan artık, yani artık neyi paylaşacağımı göremeyecek bir insansam bu yaşta. Evet. Yani birileri bana söylüyorsa, hiç tanımadığım insanlar, bu bir sorundur tabii ki. Yani doğru. Biraz o şunu da yapın, bunu da yapın. İnsanların kendi yapmadıkları şeyleri sen kutlaymışsın gibi sana böyle yaptırmaya çalışması. Sen az mı isteyen anlamda bir insansın? Nasıl? Sen çok talepkar bir misindir? Hiç değilimdir. Çok iyi anladım. Hiç değilimdir. Bir yani kere daha ters. Seninle bir şiiriz yapardım şu anda. Yapalım. Peki, en zoru kiminle röportaj yapmak? Bir insan modeli olabilir, bir kişi söylemen gerekiyor. Şöyle kaprisli. Yani şöyle kaprisli kastediyorum. Benim yayınlarıma gelen herkes dinlemiş olmuyor, onun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Böyle seni tanımadan, ki mesela sen ona bir şeyler anlatıyorsun. Ben e-postalar gönderiyorum, telefonda konuşuyorum vesaire, ama hani böyle direkt reddeden bir vücut dili, bünye dili onlar. Ya çünkü iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Ben nasıl olunur özelinde söylüyorum. Peki, Hayal Kahvesi'nde DJ'lik yapmıştın. Hı-hı. Yani 2000'lerin başı, şehrin en güzel olduğu zaman. Evet ya. Sen de gazeteciydin, ben de dergiciydim. Yani acayip güzel bir İstanbul vardı. Evet. En çok neyini özlüyorsun o dönemin? Ruhunu. Yani ruh derken ne? O zamanlar ne hissettiğimizi bugün daha iyi anlıyoruz ya. Şimdi bunu 20 yaşındaki bir gence benim anlatmam, sanki ben de yaşlıymışım gibi konuşuyorum. Öyle de değilim. Ama sorunumuz o. Her şey çok çabuk değişiyor. Bambaşka bir yer haline geldi Beyoğlu. Bir bardan diğerine, bir kafeden diğerine gidebiliyordum ve 90'ların sonu, 2000'lerin başı bence acayip bir, özellikle İstanbul üzerinde söylüyorum. Düşün, yabancı dergileri kapaklar oluyoruz, yükselen değer deniyor. Bize acayip restoranlar açılıyor. Yurt dışında olanlar buraya dönüp bir şeyler açmaya çalışıyorlar. Çanga öyle açılmış, ardından Babilon gelmiş. Dot Tiyatro bir apartmanın aynen, içinde, aynen. Hayal Kahvesi'nde sen müzik yapıyorsun. Ne bileyim, çıkıyorsun elinde bir bardakla oradan oraya geziniyorsun. Sokaklarda herkes birbirini tanıyor. Bir aidiyet hissi vardı. O aidiyet hissini kaybettiğimiz için, güven hissini kaybettiğimiz için tabii ki bir eksiklik hissediyorum. Bütün eksikliğini hissettiğim şeyler o dönemde varmış gibi geliyor. Belki de yoktu ama eminiz ki vardı. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.